Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir anayasa güncel bilgiler denemesiyle, soru çözüm videosuyla birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sizinle birlikte bu videoda 15 tane arkadaşlar anayasa ve güncel karışık bilgi çözeceği bir deneme mahiyetinde. Eğer hazırsanız arkadaşlar videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Eğer hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz şöyle. Medeni kanunda ki ad kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İsim ve soy isim ancak mahkeme kararıyla değiştirilebilir. Evet arkadaşlar, bu doğru bir bilgi. Evlilik birliği içinde doğan çocuk babasının soyadını alır. Bu da doğru bir bilgi. Bir kimsenin ismi üzerindeki hakkı kişilik haklarındandır. Evet, bu da doğru bir bilgi arkadaşlar. Aynı aileye mensup kişileri birbirinden ayırmaya yarayan isme öz ad denir. Bu da doğru arkadaşlar. Evlilik birliği dışında doğan çocuğa soyadı yetkili makamlar tarafından verilir. Arkadaşlar eğer bir çocuk evlilik birliği dışında doğmuşsa e, bu e, soyadı, e, annesinin soyadı veriliyor bu çocuğa ve mahkeme tarafından bu annesinin soyadı veriliyor. Dolayısıyla burada yanlış olan e, bilgi yani e, yetkili makam değil annesinin kendisi çocuğa soyadını verebilir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. İkinci sorumuz bir kişinin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Evi, nüfus sicine kayıt olduğu yer, hanesi, doğum yeri, yerleşim yeri. Arkadaşlar bir kişinin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yere biz onun o kişinin yerleşim yeri deriz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? E şıkkıdır. Bir kişinin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer onun yerleşim yeridir sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuz aşağıdaki ilkelerden hangisi 1961 Anayasasının yeniliği değildir? Hangisi Anayasası 1961 anayasasıyla getirmiş bir yenilik değildir arkadaşlar. Şöyle sorumuza baktığımızda arkadaşlar kuvvetler ayrılı kesin bir şekilde anayasada yer almıştır. Çoğulcu demokrasi farklı fikir ve düşüncelerin yine e, esas almıştır. Hukuk devleti, sosyal devlet bunlar hepsi arkadaşlar 1961 anayasasında e, yer almıştır yenilik olarak. Fakat laik devlet biliyorsunuz Atatürk'ün ilkeleri 1937 yılında anayasaya dahil edilmişlerdi. Dolayısıyla e, layık devlet anlayışı 1937'deki değişiklikle anayasaya girmiş ve 1961 anayasası ile ilgili bir e, yenilik değildir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? A şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. 1982 anayasasındaki sert çekirdek Haklar hangi temel hak kategorisinde incelenebilir? Sert çekirdek haklar, pozitif statü hakları, aktif statü hakları, siyasi haklar, sosyal haklar, negatif statü hakları. Arkadaşlar 1982 Anayasasına göre sert çekirdek haklar negatif statü haklar ee, kategorisinde incelenebilir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? E şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Bunu not alabilirsiniz. Detay güzel bir soru. 5. sorumuz 1982 Anayasasına göre milletvekili seçilme yeterlikleri arasında milletvekili seçilme yeterlikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bir kişi milletvekili olmak istediği zaman hangi özellikleri taşıması gerektiği soruluyor. Türk vatandaşı olmak arkadaşlar bu var. 18 yaşını doldurmak yeni değişiklikle seçme ve seçilme hakkı şey 18'e indirildi. Askerlikle ilişkisi olmamak var arkadaşlar. Kısıtlı olmamak var. Fakat burada yanlış olan bilgi en az ortaokul mezunu e, değil arkadaşlar. En az ilkokul mezunu olduk e, yeterli oluyor. Yani bir kişi milletvekili seçilebilmesi için ilkokul mezunu olması yeterli. Bu da ülkemizdeki gerçekten acayip bir e, durum yani bir milletvekili bizi seçen bir kişi ilkokul mezunu bile olsa yeterli olabiliyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Altıncı sorumuz 1982 anasasına göre yönetmelikler yukarıdakilerin hangilerine uy uygun olmak zorundadır? Yönetmelikler hangisine? Kanun, Cumhurbaşkanı kararnamesi, mahkeme kararları. Arkadaşlar 82 anayasasına göre yönetmelikler kanunlara ve Cumhurbaşkanı karar Cumhurbaşkanı kararnamelerine uygun olmak durumundadır. Dolayısıyla buradaki doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? D şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. E, yönetmelikler kanunlara ve Cumhurbaşkanı kararnamesine uygun olmak zorunda mahkeme kararlarına uygun olmak zorunda değil sevgili arkadaşlarım. Yedinci sorumuz arkadaşlar. 1982 anayasasına göre genel kurmay başkanını aşağıdakilerden hangisi doğrudan atar? 1982 anayasasına göre genel kurmay başkanı doğrudan kim atar arkadaşlar? Genel kurmay başkanı doğrudan atayan kişi arkadaşlar cumhurbaşkanıdır. Bu güzel bir soru. Soru da sorulabilir. Demek ki e, Cumhurbaşkanı Genel Kurmay Başkanı doğrudan atılma yetkisine sahip sevgili arkadaşlar. 8. sorumuz 1982 Anayasası'na göre hakimler ve savcılar yüksek kurulunun üye sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Yani HSYK'nın üye sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 82 Anayasası'na göre HSYK'nın üye sayısı toplam 13 asıl üyedir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır. HSYK'nın toplam üye sayısı, asıl üye sayısı 13 üyedir sevgili arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz, yukarıdakilerden hangi hangileri 657 devlet memurları kanununun kabul ettiği temel ilkelerden değildir? Kariyer, derece, liyakat, sınıflandırma. Arkadaşlar 657 devlet memurları kanuna göre e, devlet memurların Temel ilkeler içerisinde kariyer var arkadaşlar, liyakat var, sınıflandırma var. Fakat derece denilen bir kavram yoktur devlet memurluğu kanuna göre temel ilkeler içerisinde. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? A şıkkıdır. Devlet memurluğu kanuna göre arkadaşlar memurların temel ilkeleri içerisinde kanun temel ilkeleri içerisinde kariyer var, liyakat var, sınıflandırma var fakat derece yok. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? A şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 10. sorumuz Fransa aydınlanmasının önde gelen temsilcilerinden olan hukuk, yönetim tarzları ve toplumsal konularda çalışma yapan, kanunların ruhu üzerine eseriyle bilinen siyaset ve hukuk felsefecisi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu parçada bahsedilen kişi ve kanunların ruhu üzerine eseriyle de bilinen ünlü siyasetçi Fransız yazar Montesquieu'dur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız arkadaşlar nedir? C şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Fransız aydınlanması önde gelen kişilerinden birisidir Montesquieu. 11. sorumuz. Dünyanın en derin noktası olarak kabul edilen Japonya ile Endonezya'nın tam ortasında yer alan e, yer alan alanın adı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya'nın en derin noktası olarak biliniyor. Japonya ile Endonezya arasında bulunan e, yer arkadaşlar Mariana çukurudur. Mariana çukuru Dünya'nın en derin noktası olarak biliniyor. Aynı zamanda Endonezya ile Japonya arasında tam orta noktada bulunan bir bölgede. Dolayısıyla doğru, doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır. 12. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine girmiş olan ve Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesindeki varlık sayısını 18'e çıkaran arkeolojik alandır arkadaşlar. Göbekli Tepe, Şanlıurfa, Nemrut, Adıyaman, Troya kenti, Çanakkale, Hattuşaş, Çorum, Afrodisyas kenti Aydın. Arkadaşlar UNESCO'nun 2018 yılında Dünya Kültür Mirası'nın listesini aldı ve bununla birlikte Türkiye'nin 18. arkeolojik alanı, bu listeye giren 18. arkeolojik alanı Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe tarihi alandır. Arkadaşlar doğru sıra doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 13. sorumuz arkadaşlar. Şeriat, tarikat Hakikat ve marifet adlı dört kapı ve bu buna bağlı kırk makamdan söz edilen makalat adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Mevlana, Yunus Emre, Gülşehri, Katip Çelebi, Hacı Bektaşı, Veli. Arkadaşlar şeriat, tarikat, hakikat ve marifet adlı dört kapı ve bu bunlara bağlı kırk makamdan söz e, ettiği e, makalat adlı eseriyle bilinen kişi ünlü felsi, ünlü arkadaş tasavvuf bilgini Hacı Bektaşı Veli'dir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır. Bu da güzel bir soru sevgili arkadaşlarım. 14. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi İtalyan heykeltıraş Michelangelo'nun eseridir? İtalyan e, e, heykeltıraş Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı, Mona Lisa, İlahi Komedya, Prens, Ulusların Zenginliği. Arkadaşlar İtalyan heykeltıraş Michelangelo'nun ünlü eseri Adem'in e, yaratılışıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır. Mona Lisa Leonardo da Vinci'nin İlay Komedia arkadaşlar <laughs> Dante'nin e, Adam Smith'in de ulusların zenginliği e, prensi de hatırlayamadım. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız arkadaşlar A şıkkıdır. Adem'in yaratılışı İtalyan heykeltıraş Anjen ünlü bir heykelidir eseri sevgili arkadaşlarım. 15. ve son sorumuz 5 Şehir adlı eseriyle İstanbul, Konya, Erzurum, Bursa ve Ankara'yı anlatan yazar aşağıdakilerden hangisidir? 5 Şehir adlı kitabında İstanbul, Konya, Erzurum, Bursa ve Ankara'yı anlatan arkadaşlar ünlü yazarımız Ahmet Hamdi Tanpınardır. Dolayısıyla doğru, doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır sevgili arkadaşlarım, kıymetli öğrenciler. Sevgili arkadaşlar, değerli öğrenciler, sizinle birlikte burada 15 tane anayasa ve güncel bilgi soru genel kültür sorusunu çözdük. Bir deneme çözdük arkadaşlar. 15 yeni bilgi öğrendik. Video sonuna kadar beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. E, video destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. hepinizi sevgiler, selamlar. Sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. İyi çalışmalar arkadaşlar.